Yeni bir yorum metodolojisi mümkün mü? Yazan Yunus Apaydın. Seslendiren Gülsüm Yardımcı. İslam adına üretilen her çözüm veya geliştirilen her sistem, şari'in yani Allah Teala'nın maksadına uygun fonksiyon icra ettiği sürece ve en azından daha iyisi bulununcaya değin, meşru olup benimsenip uygulanmaya layıktır. Ancak şari'in amacını gerçekleştirmeleri uzaklaşır ve hedeflenen sonuca götüremez hale gelirse, artık yeni anlayış ve çözümlere meşru zemin kendiliğinden hazırlanmış olur. Bu tavır, eskinin meşruiyetinin tartışılması sayılamayacağı gibi, hiçbir şekilde eskinin yanlışlığı ve tutarsızlığı olarak da değerlendirilemez. Esasen böyle bir değerlendirme, esas itibariyle Kur'an'da sergilenen teşri metodunun ruhuna ve mantığına aykırıdır. Asrımıza gelinceye kadar geleneksel metodolojiler kullanılarak belli seviyelerde içtihatlar yapılmıştır. Asrımızda ise İslam hukuku ile ilgili çalışma yapanlar görebildiğimiz kadarıyla yeni bir metodoloji geliştirmekten, hatta mevcut metodolojiyi hakkıyla kullanmaktan ziyade eski metodolojilere göre sonuçlanmış görüşlere başvurarak karşılaştıkları problemi çözümlemeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bir konuda bir mezhebin görüşlerinden hareketle bir çözüm sunarken başka bir konuda diğer bir mezhebin görüşünü alıp kullanmışlardır. Bu tutumun esas itibariyle çelişik ve tutarsız olması bir yana, sonuçları bakımından bir takım çelişkiler getirilmesi kaçınılmazdır. Zannımca artık bu yaklaşım da tıkanma noktasına gelmiş, değişik bakış ve yaklaşımlara ihtiyaç kendini hissettirmeye başlamıştır. Yeni bir metodolojiye ihtiyaç var mıdır sorusundan önce yeni metodoloji mümkün müdür sorusunun cevaplandırılması gerekir. Yeni bir metodoloji geliştirme düşüncesi ve çabası önceki metodolojilerin yanlış olduğu anlamına gelir mi? Sürekli metodoloji değiştirme anlayışı, özellikle Kur'an'ın sürekli olarak farklı anlaşılması ve dolayısıyla değişmesi anlamına gelir mi? Yeni oluşturulacak metodolojinin kabulü için yeterli sebepler ve şartlar oluşmuş mudur? Ya da kendi oluşturulacak metodoloji ne kadar İslami sayılacaktır? Bu soru listesi daha da uzatılabilir. Biz bu sorular çerçevesinde bir iki hususa işaret etmekle yetineceğiz. Yeni bir usul anlayışının ortaya konulması, geleneksel usul anlayışlarının yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kendi içerisinde tutarlı bir mantığı olan yorum sistemi yanlış olarak değerlendirilemez. Olsa olsa ihtiyaçlara yeterince cevap veremez hale geldiği söylenebilir. Aslında bu problem her gelişme ve değişmenin doğasında vardır. Gelişme ve değişme eskinin inkarı değil, aksine daha işler ve işlek hale getirilmesidir. Üstelik özellikle hukuki konulara ilişkin yorumlarda matematiksel kesinlik aranmadığı için öncekileri kendi şartları içerisinde doğru ve haklı kabul etmek durumundayız. Diğer taraftan yeni bir metodoloji oluştururken önceki yaklaşımlardan da mutlaka istifade edilecektir. Amaç onların yanlışlığını ortaya koymak değil, mevcut tıkanma ve aksamaları kaldırmaya çalışmaktır. Kur'an'ın değişen zaman ve mekan şartlarına göre yeniden yorumlanması zaten Kur'an'ın evrensel ve zamanlar üstü oluşunun tabii bir sonucu olmak gerekir. Bu itibarla Kur'an'ı şari'in temel amacından sapmadan anlamaya çalışma girişimi sıcak karşılanmalıdır. Önemli olan Kur'an'ın teşri felsefesini anlamak ve uygulamak olunca bu felsefeye uygun her metodoloji muhtemel karşı çıkmaların üstesinden gelebildiği ölçüde kendine yer bulabilir. Kur'an'ın öngördüğü ile İslam toplumlarının üretimlerini birbirinden dikkatle ayırmak
ve İslam toplumlarında ortaya çıkan her şeyi İslami olarak niteleyip korumaya çalışmaktan kaçınmak gerekir. Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu, yorumların mutlak surette kendi içerisinde tutarlı bir sistemden hareketle yapılması ve ölçüsüzlüğün ölçü haline getirilmesinden kaçınılmasıdır. Bu noktada mevcut yaygın yanlış bir anlayışa işaret etmekte yarar vardır. Son zamanlarda mezhepler konusu, daha doğrusu mezheplere uyma konusu sistematik bir altyapıya dayanılmaksızın tartışma konusu edilmektedir. Bu konuda birbirine taban tabana zıt iki karşıt görüş ortaya çıkmıştır. Birinci anlayış, herkes mezheplere bağlanmak ve önceki alimlerin görüşlerine başvurmak durumundadır ve hiç kimse kendi başına Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaramaz. İkinci anlayış, birincinin tam aksi istikamette olup şöyledir. Allah'ın sözünü, peygamberin sözünü ben mezheplerin aracılığı olmaksızın anlayamayacak mıyım? Sonra mezhep imamları mı büyük, Allah ve Resulü mü? Kanaatimizce her iki anlayış da bir yönden doğru, bir yönden yanlıştır. Şöyle ki, Kur'an'ın iç bağlantılarını sağlamadan ve bunların bütününden hareketle şari'in amacını tespit etmeden rastgele bir ayetle hüküm vermeye kalkışmak bile doğru görülemez. Kur'an için söz konusu olan bu durum, sünnet için, sahabe sözleri ve uygulamaları için haydi haydi geçerlidir. Nitekim usulcüler, teeddübüben sünneti söz konusu etmeyerek sıradan kişilerin yani avam, herhangi bir sahabinin görüşüne ve mezhebine göre amel edip edemeyeceğini tartışmışlar ve bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. Bu itibarla Kur'an ve sünnete doğrudan başvurmaya yeltenen kişi, eğer kendisi kendi içerisinde tutarlı Kur'an'ın iç bağlantılarını sağlayarak ve bunların bütününden şari'in amacını tespit edip bunu merkeze oturtarak bir yorum sistemi yani metodoloji geliştirmişse artık mezhepleri atlayarak doğrudan kitap ve sünnetten hüküm çıkarabilir. Yok eğer bir yorum sistemi geliştirmediği gibi eski yorum sistemlerinden birine de dayanmaksızın kafasına estiği gibi ölçüsüzce ve sistemsizce Kur'an ve sünnete başvurmak istiyorsa kusura bakmasın. Öyle bir hakkı ona ne Kur'an, ne sünnet, ne de İslam toplumu verir. Esasında böyle bir sistemin gerekliliğine inanmıyorsa, bu takdirde onun kitap ve sünnette de zaten ihtiyacı yoktur. Zahmet edip kitap ve sünnete başvurmasın. Bu noktada içtihada yeni bir bakış açısı getirmeyi denemek isterim. İçtihat iki ana başlık altında değerlendirilebilir. A. Mevcut metodolojilerden birine dayanarak yapılan içtihat, çözüm, çıkarım içtihadı, bir anlamda bağımlı içtihat. B. Yeni bir yorum sistemi, metodoloji, geliştirme çabası, sistem içtihadı veya metot içtihadı, bir anlamda bağlantısız mutlak içtihat. Yukarıda ifade edilenlerden anlaşılacağı üzere günümüzde her iki içtihat çeşidi de erbabı için mümkündür. Ancak içtihada yeltenen kişinin öncelikle bir konum belirlemesi yapması gereklidir. Gazali'nin öngördüğü şartlar, her ne kadar kendisi bunlar mutlak içtihadın şartlarıdır diyorsa da çözüm içtihadı için yeterlidir. Ancak sistem içtihadının şartları diğer şartlara ek ve öncelikli olarak genel çizgilerle şunlardır. Sistem içtihadı yapacak, yani delil ve yorum metodolojisi geliştirecek kişinin öncelikle Kur'an ayetlerinin birbiriyle olan iç bağlantılarını ve ilişkilerini tespit ederek Kur'an'ın bütününden hareketle şari'in amacını ve teşri felsefesini kavraması, akabinde bu amaç doğrultusunda genel çevre içerisinde hukukun yerini ve konumunu belirlemesi gereklidir.
Bu amaç çerçevesinde ve ilgili ayetler karşısında kendi konumunu belirlemek, bu belirlemeyi yaparken Hazreti Peygamber'in konumu ve fonksiyonu hakkında bir anlayış geliştirmiş olması şarttır. Kur'an'daki hükümlerin sosyal çevreyle bağlantılı olup olmadığı yönünde bir tercihte bulunmalıdır. Çünkü Kur'an'ın indiği sosyal çevreyi bilmeden hüküm çıkarmaya çalışmak, Kur'an hükümlerinin sosyal çevreyle bağlantılı olmadığını avunmak şartıyla mantıklıdır. Eğer bu bağlantıyı kabul ediyorsa, sadece Kur'an'a bakması yeterli değildir. Bunlara eklenebilecek birkaç husus daha vardır. Ancak genel hatlarıyla belirttiğimiz bu hususlar, sistem içtihadının ciddiyetini ve nasıl bir cehd gerektirdiğini göstermeye yeterlidir. Biz şu anda yeni bir yorum sistemi önerisinde bulunacak durumda değiliz. Ancak eski yorum sistemlerinde bizce aksayan ve tıkanma sebebi olan birkaç hususa işaretle getirmek istiyoruz. Aslında içtihat kapısının kapandığı yönünde ortak bir anlayışın gerek ulema gerek halk nezdinde oluşması, hatta bu yönde fetva verilmesi, bu tıkanmanın yaşanmış göstergesi olmakla birlikte birkaç noktaya daha dikkat çekmek istiyoruz. Usulcülerin ve fakihlerin doğrudan veya dolaylı olarak belirttikleri ortak anlayışına göre kuvvet sıralaması bakımından icma, kitap ve sünnetten önce gelir. Çünkü icma ihtimali açık olmadığı gibi neshe de konu olmaz. Halbuki kitap ve sünnet teorik olarak bu ikisine de açıktır. Bu anlayışa belli oranda bir haklılık payı tanınabilir. Ancak bir yönüyle Şia'nın masum yani yanılmaz imam anlayışının antitezi ve bazı iddialarının panzehiri olma görevini üstlenmişse de esas itibariyle bir hukuk mantığının gereği olarak ortaya konan ve daha sonra kitap ve sünnetten gerekçeleri hazırlanan icma teorisinin böyle bir mevkiye yükseltilmesi sağladığı yararlar yanında birçok mahzuru da beraberinde getirmektedir. Bir kere bu anlamdaki icma, kitabın öngördüğü esneklik mantığına aykırıdır. Kitap, zamanlar üstüdür. Fakat icma, namaz ve hac gibi ibadetlerin yapılış biçimine ilişkin olanlar hariç, belli toplumsal şart ve sebeplerden bağımsız değildir. Andığım konular dışında genel geçer bir icma anlayışı hiç değilse zaman ve mekanla kayıtlandırılarak yumuşatılabilmektedir. Böyle bir kayıtlama ve yumuşatmanın icmanın esprisine aykırı olduğu düşünülebilir. Yani belli bir zaman ve belli bir dönemde yapılan icmanın aksine daha sonraki dönemlerde icma yapılması, ümmetin o dönemde yanlış üzerinde icma etmiş olduğunu afla getirilebilir. İcma için hazırlanan gerekçeler değerlendirildiğinde, ümmetin mutlak ve tüm zamanlar için geçerli bir doğru üzerinde icma etmelerinin şart olmadığı anlaşılır. Gazali'nin de ilgili bölümde belirttiği gibi, bir kere icma için Kur'an'dan hazırlanan gerekçeler hiçbir surette icma'ı ispata yeterli değildir. Bu hususta en kuvvetli gerekçe Hazreti Peygamber'in ümmetim hata üzerinde birleşmez sözüdür. Ne var ki hadis bu ifadeyle hiçbir muteber hadis kitabında mevcut değildir. Yaygın olarak nakledilen ve bilinen rivayet ümmetim delalet üzerinde birleşmez şeklindedir. Hata ile delalet arasındaki farkı uzun uzadıya izah etmeye gerek yok. Hal böyle olunca ümmetin hata üzerinde birleşmesi teorik açıdan mümkündür. Kaldı ki bir dönemde yapılan icmanın daha sonraki dönemlerde askıya alınarak yeni bir icmanın yapılması önceki icmanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Özellikle hukuki konular toplumsal şartlarla yakından ilgili bulunduğu için olay
şartların ve zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi kabilindendir. Deliller hiyerarşisine ilişkin olarak söylenebilecek bir husus, diğer bir husus, sünnetin işlevinin ve Kur'an karşısındaki konumunun belirlenmesidir. Allah hepsinden razı olsun. Önceki imamlar ittifakla sünnetin uyulması gerekli bir delil olduğuna ittifak etmişler. Fakat eş sünnetten hüküm çıkarmaya gelince, tabirimi mazur görün, işi yokuşa sürmüşlerdir. Kanaatimizce bunun altında yatan sebeplerden birisi de sünnetin tek başına genci geçer, evrensel ilke getiremeyeceği düşüncesidir. Bu itibarla sünnetin Kur'an'ın teşrii felsefesi ışığında o dönemin sosyal şartlarıyla bağlantılarının incelenmesi ve sosyal şartlarla bağlantılı olanların olmayanlardan, taabbudilerden ayrılması ve sünnetin teşrii değerine belli bir ölçüde netlik kazandırılması gereklidir. Bunun bir devamı olarak sünnet ile kitap arasındaki nesih ilişkisinin, daha doğrusu mutlak olarak geleneksel nesih anlayışının yeniden gözden geçirilmesi de bir gereklilik olarak ortada durmaktadır. Delillerin bizzat kendileri ve birbirleriyle ilişkileri tespit edildikten sonra kıyas, istihsan, ıstıslah vesaire gibi yorum yöntemleri tercihe göre fazla bir değişikliğe gerek kalmadan bu yeni anlayışa göre kolayca yeniden düzenlenebilir.